diyorlar ki, sana bir şey söyleyeyim mi? Fren görse bence der ki reklam filmini yapın. Kesinlikle yapması da lazım yani. Tahmini mesafemize bakıyorum hemen. 53 kilometremiz kalmış arkadaşlar. Şu anda Isparta Konya sınırındayız. Ya her köşesi ayrı bir güzel. Ama Tayfun'la dedik ki, şurada dedik bir kanamız olsaydı. Kanoyla beraber şu karşıda adacıklar var. Küçük yerler var. Karşı tarafta bir adacık var. Oralara geçseydik dedik. Abi bu Isparta Konya yolu ne güzelmiş böyle ya. Yenişehir Bademliği tarafına doğru gidiyorsunuz. Zaten navigasyon yazınca da çıkıyor. Telefon çekiyor burada. Eğer tereddüt edenler çevrilmiş haritalardan da indirip o şekilde ilerleyebilir. Yollar gördüğünüz gibi gayet temiz. Şu ana kadar hiç sorun yaşamadık. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Eğirdir gönül güzel manzarasından. Selamünaleyküm. Yavaş yavaş yaylaya çıkıyoruz. Bereketli toprak ya. Hayvancılık yapılıyor. Çok kiraz, işte sebzeydi, meyveydi yetiştiriciliği var. Yukarıda biraz bulutlar var. Belki gece yağmur yağar herhalde. Ekşin olabilir. İnşallah gökyüzünü izleyebiliriz arkadaşlar. Türkiye'nin en karanlık noktasına gidiyoruz. Şöyle eğer gökyüzü kendini gösterirse çok güzel olacak. Burada astronomi etkinlikleri oluyormuş, dağcılık etkinlikleri oluyormuş. Yılın belli dönemlerinde, Nisan ayı diyebiliyorum. Şu pandemiden dolayı maalesef bir iki yıldır yapılmıyormuş. Evet, şimdi buranın yerlisiyle konuştuk da yol ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bir sola gidiyor, bir sağ tarafa gidiyor. Melikler Yaylası yazıyor iki tarafta da. Sol taraftaki yol toprak yol arkadaşlar. Sağ taraftaki asfalt gidiyor ama Pınar Gözlü mağarasını görmek istiyorsanız sol taraftan gitmeniz gerekiyor. Ben size yolun güncel halini an itibariyle gösteriyorum. Yağmur da yağdı. Yolda çamur var dediler ama yani arabamız Citroen C3, yere yakın bir araç. Ona rağmen şu anlık gidiyoruz. Umarım yolda kalmayız. Gerçi alışığız yolda kalmaya ama sorun değil. Şöyle hafif bazı yerleri bozuk. Şimdilik. Yavaş yavaş ilerliyoruz, altını sürtmedik. Sol tarafta dere akıyor. Biz sağ taraftan doğru şu tabelayı gördükten sonra sağa doğru devam edeceğiz. Güzel kamp alanları var. Evet arkadaşlar, yaylaya çok az kaldı. Mehmet abi merhaba abi tekrardan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın abi? Allah'a şükür. Abi internette okuduk sizi. Dediler ki Çoban Mehmet abi var orada, tanışın. Abi burada yaşıyorsun değil mi? Yaylacısın. Ben Nisan'da gelirim. Hı hı. Aralık'ta inerim buradan. Tabii hayvancılık var. Ben devamlı hayvancılıkla uğraşırım. Hı hı. Mehmet abi yalnız geldim abi. Öyle bir kekik kokusu keskin geldi ki. Doğadan. Arkadaşlar biz sahilden geldik. Şimdi üzerimizi değiştirmedik ama Mehmet abiyle anlaşılacağı üzere hava soğuk arkadaşlar. Az sonra üzerimizi değiştireceğiz. Bugün inşallah abi gökyüzü açar mı? Sen tecrübelerine dayanır. Maalesef öyle her tarafı yağışlı gösteriyor. Hmm. Bugün yarın çok yağış var. Gece yağar diyorsun abi. Vallahi hiç de verilmez. Burası yüksek. Hı hı. Buranın hiçbir ayarları yok. Anladım. Sahnede değişiyor. Sabah bak, sabahtan bir şey yiyordum. Normal hava güneş dedim. Saat 10 dedi, yağmur bastırdı. Yaban hayatı nasıl abi? Var mı kurt falan? Kurt çok. Hiç gördün mü? Denk geldi mi? Vallahi o gündüz görükmez. O gece gezer. Hı hı. Ama ara sıra gelip bir yoklayır bunları. He, kaptırdın mı hiç? Şu yaşıma kadar hiçbir kaptırmadım. Abi bu abi güzel bir şey ya. Bu yaşıma kadar hiçbir kaptırmadım. Allah da gene de yaşatmasın. O şeyi yaşatmasın. Ya. Mal canım yongasın. Aynen, aynen. Mehmet abi doğru diyorsun. Abi çok memnun olduk. Şimdi görüşmek üzere abi. Kendine iyi bak. Şey derseniz benim ev hemen şu aşağıda. Orası mı abi? Eğer başımıza bir şey gelirse abi uğrarız yani abi. Teşekkür ettik Mehmet abi. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Abi. Aynen. Arkadaşlar Mehmet abiyle de konuştuk. Şimdi üzerimizi değiştirelim. Çadırımızı kuralım. Ondan sonra biraz etrafı gezeceğiz. Hava soğukluğu çok güzel hissettiriyor. Kendimize geldik. Kaç saattir yoldayız. Uykumuz gelmişti. Ay. Evet arkadaşlar. Çadırı kurduk. Arabamız burada. Çadırımız burada. Manzaramız burada. Ara rüzgar bayağı esiyor. Bizimle birlikte birkaç tane çadır gördük. 3-4 tane çadır var. Biraz burası hakkında size bilgi vereyim. Şu anda 1735 metredeyiz arkadaşlar. Burası çamlarla çevrili, çam ağaçlarıyla çevrili. Güzel bir alan. Şenlikler yapılıyormuş. Çok uygun çünkü kamp çadırı kuracak çok fazla alan var.
Demin gelirken karavan da gördük. Moto karavandı bu arada. Çekme karavan değildi. Demek ki araç her türlü gelebiliyor. Yol güzergahında Pınargözü mağarası var. Şu an hava kararacağı için gitmeyeceğiz ama yarın erken saatlerde uyanıp orayı görmeye gideceğiz. Eğer asfalttan giderseniz çok şey kaybedersiniz. Çünkü o çam ağaçlarının arasında dere kenarı çok güzel çadır kuracak yerler var, yürüyüş yapacak yerler var. Yani doğa sporlarıyla veya tabiata ilgili insanların gelip gördüğü bir yer. Eğer yolunuz düşerse kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Hava biraz karanlık olduğu için şimdi drone'u uçurmayacağım. Eğer yarın müsait olursa, yağmur yağmazsa sizin için güzel drone görüntüleri almaya çalışacağım. Dede Göl Dağı'nın üzerinde bulutlar böyle geçiyor. Demin belki çadır kurma anımızı hızlandırdım. Bulutların nasıl aktığını ve adeta bir deniz gibi aktığını görebilirsiniz. Dede Göl'ün güzel bir manzarası var. Dağcılar için de güzel bir yermiş internetten okuduğum kadarıyla. Bir de Çoban Mehmet abi burada kalan iki kişiden bir tanesi. Yani yaylacılık yapıyorlar. Ve hayvanlar dağ kekiği yiyerek besleniyor ve geçimini bu şekilde sağlıyor. Yine size göstermek istediğim Beyçam Anıt Ağacı. Yol kenarında o da. Yarın muhtemelen onu da çekeriz. Onu da göstermek istiyorum. Gerçi biz bir Zonguldak Alaplı'da gördüğümüz kaç? 4000 küsür. 4000 yıllık. 4000 yıllık anıt ağacı vardı. İzlemeyenler için linki bırakıyorum. Onu da izleyebilirsiniz Alaplı'da. Türkiye'nin en yaşlı ağacı. Arkadaşlar görüyorsunuz dolunayı. Kara bulutlar üzerinden geçiyor. Ama gece kalkıp tekrar bakacağım. Hadi şimdi iyi geceler. Günaydın. Kusura bakmayın. Hala uykum açılmadı. Eminim bu drone görüntüleri burayla alakalı güzel bir fikir sahibi yapacak. Gece kalkıp gökyüzüne baktım. Maalesef görüntü aynıydı. Yıldızlar bugün kendini göstermedi. Umarım bir dahaki sefere. Arkadaşlar dün buraya hayvanlar için getirdiğimiz pide artıkları vardı. Görüyoruz pidenin birkaç kıyma kalmış. Şapur şapur ses geliyordu gece ama tabii karanlık nokta olduğu için göremedik hiçbir şey. Diğer çatıdakiler de uyuyor. O yüzden çok rahatsız etmiyorum. Sessiz konuşuyorum. Az sonra çeşme tarafına gideceğim arkadaşlar. Ama şu ormanın güzelliğine bakar mısınız? Yani tabiatla, doğayla uzaktan yakından alakası olan insanları çeken bir nokta. Manzarası da çok güzel. Havası da çok güzel. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Sonra Tayfun'u uyandırırım. Ondan sonra mağaraya doğru gideceğiz. Erken saatlerde güne başladık. O yüzden mutluyum, dincim. Uykumuzu da aldık güzel. Erken yatmıştık zaten. Hadi şimdi kahvaltı zamanı. Bir şeyler atıştıralım. Sonra yolculuğa devam. Arkadaşlar, Meyikler Yaylası'ndan şimdi mağaraya doğru geçiyoruz. Burayı özetlemek gerekirse arkadaşlar burada lavabo ihtiyacınızı giderecek herhangi bir yer yok. Bir iki tane yayla evi var. Başka üzeri kapalı bir yer de yok. Çeşme var fakat çeşmelerden su akmıyor. Sezon açılmadığından dolayı olabilir. Evet arkadaşlar, dün size bir ağaçtan bahsetmiştim. Beyçam Anıt Ağacı.
Gördüğünüz gibi Karaçam 700 yaşından fazla olduğu düşünülüyor bu ağacın. Şöyle dağın yamacında heybetli bir ağaç diğerlerine göre. Çapı 155 cm'ymiş. Çevresi 465 cm. Boyu ise 28,5 metreymiş. Bu bilgileri de size vereyim. Şöyle yakından çekime geçeyim. Arkadaşlar geldik Pınar Gözü'ne. Bakın çöplerin etrafını kapatmışlar. Hayvanlar dağıtmasın diye muhtemelen. Ayı çok fazla yokmuş ama kurtun olduğunu çoban abi söylemişti. Şimdi bakalım mağaraya doğru yürümeye başladık. Şöyle size de gösterelim. Çayır Yaylası, Sindel Yaylası, Tuzlabeli, Kokurdanlık, Aksu Kaya Kanyonu, Yenişer Bendi Karaçam Ormanı, tırmanış duvarı varmış arkadaşlar. Dede Göl Dağı ve Melikler Yaylası. Biz buradaydık. Pınar Gözü Mağarası. Biz şu anda Pınar Gözü Mağarası'ndayız. Yani burada gezilecek birçok yer var. Bakın böyle yerler yapılmış piknik için. Güzel görünüyor şu anda. Sol taraftan da bir kar var. Buraya gelinmez mi arkadaşlar? Dere kenarında. Suyun sesinin orada. Şimdi sabırsızlıkla mağaraya doğru yürüyoruz. Merhaba. Nasılsınız? Evet arkadaşlar, mağaranın girişine geldik. Tayfun nasıl? Soğuk akım. Buradan bir esiyor. İnanamazsınız yani ya. Bu tarafta hiçbir şey yok. Şurası aşırı derecede soğuk. Oha, bu dolu gibi. Soğuk değil mi? Of of of. Arkadaşlar, şunları bir çekelim. Pardon, ben zorluyorum. Of of of. Buz gibi arkadaşlar. Tayfun da geliyor. Şu anda mağaranın içerisindeyiz. Su çok soğuk. Gelirken yanınıza ışık kaynağınızı alın. Buz gibi ya. Arkadaşlar bundan sonra aşırı derecede hem soğuk hem de derinleşiyor diye doğru. Yol bitiyor. Ah! Biz
bizim için de çok farklı bir tecrübe oluyor. Keşfedilmemiş bir yer hala 16 kilometre uzunluğunda ama daha 11 kilometrelik alan haritalandırılmış ve keşfedilmiş. Ve ekipmansız gitmek mümkün değil. Suda 10 saniye ayağını tuttuğun zaman ayağınız buz gibi oluyor arkadaşlar. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun mağarası olduğu, hatta dünya çapında da içerisinde göl barındırılan en büyük mağara olduğu söyleniyor. Hala aktif bir mağara ve ilerlemek mümkün değil. Zaten girişine de bir kapı koymuşlar. Şu an biz girebildik ama burası aynı zamanda tehlikeli mağara statüsünde. Şimdi oradan çıkma vakti. Oh, böyle soğuk bir su yok. Borularda da su çekiliyor içerisinden. Of of of. Tayfun şu anda ayaklarını ısıtmaya çalışıyor. Merhaba, nasıl? Abi ayaklarım hala var ya. Manzara muazzam ya. Şuraların altında çadır kurulur. Günübirlik gelinir. Su sıkıntısı yok. Burada bir işletme daha var herhalde. Orası, orada da lavabo ihtiyacınız, belki giderebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar geleceğim yerler arasında burayı kesinlikle eklemeyi düşünüyorum. Yani hiçbir şey anlatmaya gerek yok. Şu derenin sesi, kuşların sesi, tertemiz havası bizden tam not aldı. Türkiye'nin en karanlık noktasını gördük, görmeye çalıştık. Hava pek müsaade etmedi, gece yıldızları seyredemedik. Ama genel olarak size Melikler Yaylası'ndan bahsetmek istedim ve görüntüler sunmak istedim. Umarım gözünüz gönlünüz açılmıştır. Ve Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun mağarasını gördük. Yine bir miktarını görebildik çünkü ekipmanımız yok. Bir yere kadar gidebildik. Biz gezerken keyif aldık, dinlendik. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir videonun daha sonuna geliyoruz. Şu anda uzun bir yolculuğa çıktık. Bu serinin devamı gelecek. O yüzden abone olup bildirimleri açarsanız videoları kaçırmazsınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoping you would stay, but I've always known that you would go find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old.